Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 12 Haziran 2024 günlerden çarşamba. Altındağ Kavaklı köyündeyiz. Arkadaşlar güzel bir montajın sonundayız. Adil Taylan abimize hayırlı olsun kombisi. Köye yeni doğalgaz gelmiş arkadaşlar. İlk imzamızı attık. Elimizden geldikçe örnek işimizi yaptık. Müstakil bir ev burası. Komple sıfır tesisat dediğimiz, hiç kalifer borusu, kombi, hiçbir şey yoktu. Hatta doğalgaz sadece köyün içine girmiş. Doğalgaz borularını çekmedik arkadaşlar. Yerlerini hazırladık. Sadece kalifer tesisatımızı, pedeklerimizi bitirdik. Şöyle kombimizi bize bıraktı. Biz de Baymak Doğatek Kompak modelini tavsiye ettik. Alt bağlantılarımız, su tesisatımızı şöyle tezgahımızın altından aldık. Yoğuşma giderimize havalı koyarak onu da lavabo giderin altına bağladık. 600'e 800 mutfakta demirdeküm plus pedeklerimiz var. Buraya taktık. Hemen yanına 2 amper sigortamızı taktık. Buradan sol tarafa bir odaya geçtik. Buradan da öbür odaya geçtik. Odaları göstereceğim. Şöyle yerden çekerek. İlk soldaki odamız. Hemen şöyle köşeden girerek kombinin arkasına güzel bir şekilde, sık şekilde kelepçemizi atarak kompozit borumuzla, demirdöküm plus peteğimiz, kalde radyatör varalarımız var. Şöyle buradan girdi arkadaşlar. Burası böyle oldu. Yerler parke. O yüzden hiç kırma dökme yapmadan burası böyle oldu. Burayı biraz sonra yine göstereceğim sizlere. Şöyle hemen arkadaki mutfağın öbür yüzü. Yatak odası. Mutfaktan tezgah olan taraftan köşeden hemen girdik. Şöyle sık kelepçe atarak burası da yatak odası. 600'e 1200 demirdeki plus pedeğimizi taktık. Şöyle kelepçelerimizi atarak sık bir şekilde şuradan hemen banyoya giriyoruz. Burası da böyle oldu. Yatak odasının şöyle başlığından şöyle antreye giriş kapımız orada. Şöyle antreye bir tane 600'e 900 petek taktık. Şöyle kombimiz tam karşıda. Şuradan da şöyle yatak odasından gardırobun arkasından havlupan bağladık. Hiçbir yeri kırma dökme yapmadan dış yüzeyden sıva üstü güzel bir şekilde kalifer tesisatımızı döşedik. Burası tesisatı ikiye böldük. Yatak odası 1. Şurada 600'e 1200 peteğimiz var. Devam ediyor. Havlupan 2. Şöyle antre 3. Mutfak 4. Oradan sol tarafa doğru mutfaktan sonra elinizden geldikçe tesisatı ikiye bölün, üçe bölün arkadaşlar. Böyle tek hat giden yerlerde, kolektörsüz olan yerlerde. Şöyle arkaya girdik hemen kombin oraya. Şu 1. Hemen şuradan itibaren burası balkon. Evin içinden geçemediğimiz için zaten burası da kapalı, sıcak oluyor. Dışarıdan kırarak kara betonu salon tarafına geçtik. Buraya tekrar beton atılacak. Şuradan da salona girdik. 2, 3, bir de oda var. 4. Yani tesisatı ikiye böldük. 4 bir tarafta, 4 bir tarafta peteğimiz var. Buradan hemen oradan girişten, dairenin girişinden, balkon tarafından yani salon tarafına girdik. 600'e 1200 peteğimiz burada var. Şöyle 600'e 1200 peteğimiz var. Kapı eşiğini, balkon kapısını şöyle balkon kırma dökme yapmadan şöyle yere yatırarak güzel bir şekilde sık kelepçe atarak şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde buradan da montajımızı yaptık. Yani çirkin bir görüntü o kadar olmadı. Süpürgeliğin üstünde ilerleyen zamanlarda kablo kanalıyla kapatabilirler. Borudan, görüntüden rahatsız olurlarsa, dediğim gibi yerler komple parke. Mutfak karşıdaydı. Hemen şu salona bağımlı bir tane de büyük odamız var. 600'e 1200 peteğimiz de burada var. Şöyle güzel bir şekilde bunun montajını da yaptık. Buraya doğalgaz gelmemiş. Yani köyün içine gelmiş, yoldan geçmiş, kutuları bırakacaklarmış. Onun için de doğalgaz, yani böyle müstakillerde, yeni gaz gelen yerlerde kutu bırakıyorlar. İmalat günü olmadan, projeyi çizip Başkent Gaz imalat gününü vermeden doğalgaz boruları çekmesi yasak. O yüzden şöyle kelepçelerimizi attık. Bir daha evin içi toz toprak olmasın diye ölçülerimizi aldık.
Şuradan itibaren şöyle kelepçelerimizi attık. Doğalgaz borularımızı şuradan giriyor. Şu dışarıya kutu bırakacaklar. Şuradan giriyor. Şuradan alüminyum pimapeni deleceğiz. Adil Taylan abimizin şöyle bahçeleri, onu da çekeceğim birazdan. Kutuyu hemen şuraya bırakacaklar. %99 bıraksınlar diye. Hatta güzel olsun diye kutu yerine çizdim. Camın üstünden içeri giriyoruz. Balkona acil kesme vanası bırakıyoruz. Hemen şuraya kutu kaynaklı. Kutu fleximiz, saat kutumuz, vanamız. Onu koyarak bağlantımızı bitireceğiz. Şöyle Mahmut kardeşimiz. Doğalgaz borularına bir daha geldiğimizde sıkıntı olmasın diye, bir daha uğraşmayalım diye hazırladık. Şöyle kesmesi, biçmesi, ocak attı, kombi attı. Her şeyimiz hazır. Burası dediğim gibi Adil Taylan abimizdi değil mi teyze? Adil Taylan abimizin bahçesi. Kavaklı köyü, Karapürçek'ten daha arka tarafa, Altındağ, Karapürçek, Kavaklı köyü. Şöyle Adil abimizin üzüm bahçelerini de çekeyim. Kendisi işte benim bahçeleri de çek dedi. İleride ne olur ne olmaz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Adil abimizin yukarıda bir de arkadaşlar, köyü de seviyorum. Böyle müstakil bahçelere gerçekten bayılıyorum. Hava da çok sıcak. Şöyle yukarıdan da çekeceğim. Yani işimizden ilgili değil ama doğayı seviyorum. Şöyle üzüm bağları Ankara'nın burada bayağı da meyveleri var. Adil abimizden tanıştığımız iyi oldu. Yolumuz bu tarafa çok düşüyor. Böyle köyün içinden geçerken artık üzümlerini yemeye, çay içmeye geliriz. Çatıda güneş enerjisi var. Kombimizin altındaki soğuk su vanası, yazın kombinin altındaki soğuk su vanası kapanacak. Evinizde güneş enerjisi varsa güneş enerjisi vanası açık kalacak. Kışında güneş yoksa güneş enerjisinin vanası kapalıp kombinin vanası açılacak. Ayrı ayrı ikisini de kullanabileceksiniz. Burası da çay bahçesi. Akşamları serinde oturma yeri Adil abimizin. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Burası Kavaklı köyü ilk doğalgazı. Yani bu eve döşedik. Daha önce sobalı kömürlü varmış ama doğalgaz daha yeni geldi. Kutuları yeni bırakmaya başlayacaklarmış. Yani bu köyde olsun. Burası bize yakın olduğu için, böyle Ankara'nın uzak köylerine gitmiyorduk ama burası bize daha yakın olduğu için burada iş yapabiliriz. Burayı da bitirdik. Dediğim gibi sadece doğalgaz borularımız kaldı. Müşterimize hayırlı olsun. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Malzemelerimiz de şöyle. Ocak vanımızı, hortumumuzu, kutu fleximizi, saat fleximizi hepsini buraya bıraktık ki bir daha geldiğimizde hazır olsun diye. Şöyle tekrardan bir kere daha kombiyi göstereyim. Şurası hemen mutfağın arkasındaki odaydı. Şöyle kapı geçti, buraya beton atılacak. Şurası salon tarafı. Tam şöyle ev ikiye bölünüyor. Sol tarafta bir odamız vardı. Hemen kombiden giriyorduk. Sağ tarafta yatak odası, banyo. Şu kapı girişinden de bu tarafa geçerek salon. Salon. İçeride de bir tane odamız var. Üçüncü peteğimiz. Gerçekten güzel oldu. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. Kesinlikle bizden bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje, yani tesisatla ilgili su tesisatı gibi işlerinizde bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Saat 10 gibi başladık. Yani şu an saat 5. Komple bitirdik. Yani doğalgaz borusu serbest olsaydı kelepçe sadece borularımızla sıkardık. En fazla yarım saat alırdı. Bu tarz işleriniz bir günde bitiyor. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Her zamanki gibi iddia ediyoruz. Kombi işi, tesisat işi bizim işimiz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yarınki son montajımıza görüşeceğiz. İnşallah bayram tatiline gideceğiz. Yarın dikey baca montajımız var. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.